Eser yordum. Ben İranlıyım ama Kanada'da yaşıyorum. Kızım 2015'te sedef hastalığına uğradı. Ben sizi YouTube'da buldum. Hemen sipariş verdim. Kızım sizin hamam eli setinden kullandı. Çok muhteşem bir cevap aldık. Allah size ömürler versin demiş. Hamam eli Virginiana. Virginiana yok abi. Bu kence de abi diyorum, o da şaşırıyor. Hamamelis Virginiana, vatanı Amerika'nın Virginia eyaleti olduğu için Hamamelis Virginiana denir. Türkçe karşılığı cadı fındığı. Fındığa benzeyen bir ağaç ama çiçekleri çok güzel, böyle püsküllü. Çok güzel bir çiçekleri var, böyle kurdele gibi. Püsküllü değil, kurdele gibi çiçekleri var. Çiçeklerinin taç yaprakları kurdele gibi. Çok enteresan bir yapıya var. Çok hoşuma gidiyor çiçekleri. Bu cadı fındığı meyveleri yenmez. Çünkü meyveleri, yani fındık gibi meyvesi, içi boştur. Veya insanlar yemez yani. Fakat yaprak ve dalının kabuğu destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktı sedef, ekzema, akne, liken, liken planus, sivilce, aklınıza gelen her türlü cilt hastalığına karşı dünyada en etkili bitkidir. Nereden biliyoruz? Klinik araştırması. Bazıları nereden biliyoruz? Sen söylüyorsun ya diyor. PubMed diye bir sayfa var. İngilizcen varsa gir bak. Çincen varsa gir bak. Arapçan varsa gir bak. Bana inanmıyorsan. Yalan mı söylemek zorunda? Kimseye yalanımız yok. Biz, yani ben ve ekibimiz, hamdolsun, kimseye yalan söylemedik. Söylemeyiz. Niye yalan söylüyor? Ben söylediğim her şeyi burada. PubMed'e gir bak. Google'da yaz. Google'da yaz çıkar. Hamemelis Virginiana. Söyledim, hadi ara bul. Bu kadar basit. Hangi hastalıklara iyi gelir? Yüzlerce belge var, bilgi var. Niye sinirlendim böyle durup dururken diyeceksiniz. Geçen bir tanesi diyor ki, ben ekinezya ile ilgili bilgi vermişim orada. Altına da klinik araştırmalardan bahsetmişim. Şurada şu profesör, burada bu profesör klinik araştırması yapmış. 141 bin çocuk üzerine denenmiş. Üşütme, grip, nezle için dünyada en etkili bir etki. Hala diyor ki, nereden bileceğiz? Ara bak. Ya biraz da aklını sen kullan. Hep ben mi? Anlatıyorum. Kaynak var, Google'a var. PubMed'e bak, oraya bak, buraya bak. Nereden bileceğiz? Art niyete bak. Hep art niyet. Nereden bileceğiz? Ya söylüyorum işte, klinik araştırması var diyorum. Bana inanmıyorsan Google'a bak. Bir tane, iki tane değil, yüzlerce klinik araştırması var. Kitaplara bak. Sor, soruştur. Nereden bileceğiz? Kafaya takmış, takıntı. Bazılarının böyle takıntısı var. Her şeye hayır, her şeye hayır. Araştır, araştır, araştır. Biz niye araştırıyoruz? Ha. Başkaları dolandırmış, dolandırmış. Ondan sonra bana gelince de inanmıyor. O da haklı biraz, yani ona da hak vermek lazım. 40 kişiden darbe yemiş. Bana gelince de nereden bileceğiz? Nereden bileceğini var mı? Ben belge sunuyorum sana. Nereden bileceğini var mı? Nereden bileceğiz? Takmış kafayı. Gitmiş adam, şu Çarşamba'da bir adam var. Oraya bir kaset koymuş. Kur'an dinletiyor gelene gidene. İlahi dinletiyor. Ama milleti çarpıyor. 3000 5000 birden alıyor. Vay, ne kadar dinden adam diyorlar, gidiyorlar. Herkesi soyuyor. Anlatayım, gene gidiyorlar arkadaş. Bunlar da bu kadar saf olmaz ki. Adamın yapmış olduğu kapsüllerin içerisinde ekstrak yok ya, bitki tozu. Öğütmüş koymuş, öğütmüş koymuş. Maliyeti, adamın üretmiş olduğu böyle bir kutunun maliyeti 1 lira bile değil. Sadece kutu, şu kutusu para. Etiketi para. İçindekinin maliyeti yok. Ot doldurmuş içine. Ama ben buradan söyleyeyim söyleyeyim, gene gidiyor. Niye? Çekiyor adamı, çekiyor böyle. Parasını helal kazanmış da gitmezse, parasında biraz haram vardır.
Parasını haram yiyorsa da zekatını vermemiştir. Yani gider o para. Parayı zekatını vermediysen o para gider senden, çıkar gider. Parayı zekatını veriyorsun gitmez. O senin parandır. O senin kazancındır. Nereden biliyorum diyeceksiniz? Aynı hatayı ben de yaptım onun için. 40 yıl Almanya'da, Türkiye'de çalıştım. 39 yıl zekat vermek istedim, veremedim. Neden? İşçinin maaşı, kira, elektrik, telefon falan filan hesap ediyorum. Geriye para kalmıyor. Borçtayım. Kredim var, şuyum var, buyum var. Benim zekat vermek düşmez diye düşünüyorum. Sonra dedim ki ben yanlış yapıyorum bir yerde. Ben önce bir zekat vereyim bakayım. Kiradan, işçi maaşından, elektrikte, telefonda, şunu bunu hepsini bıraktım. Önce efendim Kızılay'a, Mehmetçik Vakfı'na, oraya, buraya, şuraya zekat vermeye başladım. Bir yılda ömrü hayatımda kazandığımdan daha fazla para kazandım. Niye? Zekatını ödedim. Para bereketlendi. 40 yılda alamadığım makineleri aldım. Kur'an'da ayet var. Zekatınızı verin, paranız, yani malınız, mülkünüz bereketlensin diyor. Ayet var. Vermezsen bereketini görmezsin. Ben yaptım bu hatayı. Siz de yapmayın bu hatayı. Evet. Ben yok diye veremiyordum ama demek ki olmasa da vereceksin. O zaman kendiliğinden bereketleniyormuş.